merhabalar. Bugün yine bağışıklık destekleyici olarak tercih edilen bir bitki olan Echinacea'dan bahsetmek istiyorum. Echinacea gövdesi, yaprakları, çiçeği ve kökü kullanılabilen, genellikle tablet, şurup, çay veya sıvı formülasyonlarında gördüğümüz bir bitki. Özellikle bağışıklık destekleyici olarak kullanıldığını biliyoruz ama bunun yanında üst solunum yolu enfeksiyonlarında, özellikle soğuk algınlığı durumunda hem tedavi sırasında hem de hastalık öncesinde kullanılabilen bir bitki. Yine dahilen urogenital sistem rahatsızlıklarında kullanımı mevcut. Harici olarak ise cilt yanıklarında ve cilt üzerindeki yaralarda kullanılabiliyor. İyi bir antioksidan. Echinacea bitkisi kullanılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Echinacea maksimum 2 ay boyunca kullanılmalı. 2 aydan sonra minimum 1 aylık bir ara verilmeli. Çünkü karaciğeri çok yoran bir bitki ve karaciğerin dinlenmesi için o aranın verilmesi gerekiyor. Yine gebelerde, tüberküloz hastalarında, AIDS'de, lösemide, otoimmün hastalıkların bazılarında kullanımı sakıncalı. Mutlaka doktora danışılması gerekiyor. Echinacea papatya ile aynı familyaya mensup. Bu sebeple papatyaya alerjisi olan insanlar da dikkatli kullanmalılar. Echinacea hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız eczanenize bekliyoruz.